Günaydın canlarım, günaydın güzellerim. Yok, sizi fazla bekletmeyeceğim. Hemen neden önümüzdeki süreçte, çok uzun olmayan bir süreçte, yani yakın bir vadede bir doların neden 10 lirayı geçeceğini ya da neden geçmek zorunda kalacağını anlatacağım. Öyle videonun sonuna atmak yok. Madem başına bu kapak cümlesini yazdım, değil mi canlarım? Tabii her ne kadar son 1-2 gündür Türk lira, dolar ve avro karşısında değer kazanıyor ise de, hatta 1 dolar 8.30'un altına düşmüş olsa bile, bu geçici bir durumdur. Bu tarz durumlara bizim Trakyalılar ölüm iyiliği derler. Başka bölgelerde böyle bir deyim var mı bilmiyorum. Yani bu ölüm iyiliği sadece insanlar için kullanılmaz. Tabii ki başka durumlar için de kullanılır. Eğer bir durum fazla iyiye gidiyor ise birden, ama berbat bir durumda, çok kötü, hiçbir çözüm de getirilmemiş, hatta çaba bile gösterilmemiş, buna rağmen o berbat durum kendi kendine düzelmiş ise, aman bakacım be ya, ölüm iyiliği galiba derler. Ne yazık ki tabii ki insanlar için de kullanılır. Hasta, ölmek üzere olan birisi birden iyileşir. Adeta delikanlı gibi olur. Sadece bedenen iyileşmez. Karakteri de iyileşir. İyi bir insan olur, çıkıverir. O zaman da hep çocukluğumdan itibaren yaşlılardan, yani büyüklerimden duymuşumdur. Ölüm iyiliği verildi galiba. Birkaç gün sonra ölüm iyiliği verildi galiba denilen kişi, erkek ya da kadın, yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Yani canlarım, demek istediğim şu. Şu günlerde Türk lirasının üzerindeki iyilik, güçlenmişlik, bilin ki tabiri caizse teşbihte hata olmaz. Bunu asla ve asla başka bir amaçla söylemiyorum. Tamamen alegorik bir tanımlama yapmak için söylüyorum. Türk lirasının bu iyiliği ne yazık ki ölüm iyiliğidir. Tabii ki paralar ölmez. Paralar ölmez ama ne olur? Mevcut durumlarından çok daha ağır hasta durumuna gelirler. Buna şöyle de söyleyebiliriz. Awakening diye bir film çekildi. 1999 olabilir mi? Yok, daha eski. 1997. Ya 1990'lı yıllarda Robert De Niro ve Robin Williams. Biraz yorucu bir film ama olağanüstü bir film. Müthiş film. Filmi anlatacak değilim. Ama dopamin denilen bir hormonu ben itiraf ediyorum, ilk kez o filmde duydum. Dopamin hormonunu. Beynin salgıladığı bir hormon bu. Dopamin hormonu insana mutluluk veren, hareketlilik veren, insanı harekete geçiren, coşturan, güçlendiren bir hormon. Bu hormonun yokluğu bir felaket. Ama çok fazla dopamin verdirdiğinde, andan itibaren de beden hızla ölüme gidiyor. Yok, hayır. Bu dopamin ve Awakening filmini AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili konuya bağlamayacağım. Hep söylüyorum. Kişilerin sağlıkları benim ilgi alanımın dışında. Böyle durumlarda ilgi alanım dışında. Ben sadece kendi sağlığım ve yakınlarımın sağlığıyla ilgilenirim. Ve sadece kendi sağlık sorunlarımı sizlerle paylaşırım. Kendi sağlık sorunum varsa onlarla ilgili bilgileri de sizlerle paylaşırım. Yani bu Awakening hastalığını, Awakening filmini, özür dilerim, dopamin noksanlığını ya da dopamin fazlalığını asla ve asla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın olduğunu iddia edilen hastalığı için söylemedim. Bunu buraya mutlaka not koymalıyım. Çünkü zaman zaman ben şaka yaparım, biliyorsunuz. Şakalarla, alegorik tanımlamalarla bir şeylere benzetirim. Mesaj gönderirim ama bu bir mesaj değil. Ancak dopamin noksanlığı konusundaki örneğin dolarla ve TL ile ilgili konularda birebir geçerli. Türk lirasına dopamin verdikleri andan itibaren, kim veriyor bunu? Ekonomi yönetimi veriyor. Türk lirası döviz
ya da rezerv dövizler, rezerv paralar karşısında birden dikleniyor. Bunu hep yaşadık değil mi? Hep yaşadık. Sonra dopamini kestiğiniz zaman ne oluyor? Hayır, kesmek de değil. Dopaminin veriliş hızını düşürdüğünüz zaman. Diyelim ki 5 miligram dopamin verdiniz. 3 gün sonra 6 miligram. Ondan sonraki 3 gün sonra 7 miligram, 9, 11, 13, 15 diye bu dopamin hormonunu giderek artan bir hızda vermek zorundasınız. Kestiğiniz zaman zaten pıt, hiç hareketsiz. Sadece ve sadece beyin çalışıyor, kalp çalışıyor, damarlar çalışıyor, kan dolaşım sistemi çalışıyor. Ama zerrece hareket yok. Ancak karşı taraftan bir etki olduğunda, mesela bir top atıldığında sadece hiçbir şey yapmadan ama topu tutuyor. O kadar. Ve top elinde duruyor yine. Canlarım, Türk lirası, ulusal paramız aynen Awakening filmindeki gibi. O hastalar gibi. Dopamin verdiğiniz zaman, yani piyasaya dolar sürdüğünüz zaman Türk lirası dikiliyor birden. Güçleniyor. Ama sürekli dopamini vermek zorundasınız. Dopamin, yani piyasaya dolar veremediğiniz andan itibaren Türk lirası öylece sönükleşiyor, bitiyor, aşağı doğru düşmeye başlıyor. Yani aşağı doğru düşmek değer kaybediyor demektir. Ben Türk lirasının uygulanan yanlış politikalar nedeniyle Awakening filmindeki hastalar gibi dopamine ihtiyacı olduğu kanaatindeyim. Dopamin bulunamadığı, yani Türkiye'ye dolar girişi olmadığı sürece ve tabii ki bir mucize olup da Türkiye'nin dış borçları bir anda kendiliğinden ya da iyiliksever bir devlet tarafından ödenmediği sürece Türk lirası değer kaybetmeye mecbur, hatta mahkumdur. Türk lirası hem değer kaybetmez, hem mal ve hizmet üretimi enflasyon nedeniyle sürekli fiyat artışına maruz kalırsa zaten o zaman daha da berbat. Canlarım, son dönemlerde görüyorum bazı değerli iktisatçı arkadaşlarımız değeri düşük tutulmuş Türk liranın ya da ulusal paramızın ihracatı artırıcı bir özelliği olmadığını savunuyorlar. Olabilir. Bu bir düşüncedir. Bu bir görüştür. Saygı duyarım. Ama dünyada genel geçer kabul edilen, hemen hemen dünyanın, gelişmiş dünya ülkelerinin bilhassa tüm iktisatçılarının hemfikir olduğu bir başka görüş ise, bir ülke ulusal parasını rezerv paralar karşısında, yani bütün dünyada geçerli olan, mübadele aracı olan dolar gibi bilhassa ya da hatta avro gibi paralar karşısında ne kadar çok düşük tutarsa ya da yaşadığı enflasyondan birkaç puan daha fazla değerini düşürürse ihracat imkanlarının arttığı görüşündeler. 1994 senesi olması lazım, Japonya irice bir devalüasyon yapmıştı. Yani kendi parasının değerini dolar karşısında yüksek miktarda düşürdüğünde adeta ve neredeyse Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya, hani tabii abartarak söylüyorum ama, bir atom bombası daha atacaktı. O kadar öfkelendi. Başkan Clinton'dı. Sonra aklı başında, Clinton'ın aklı başında danışmanlar, keşke bizde de olsa öyle danışmanlar, Clinton'a dediler ki aman efendim, sakın ola, hiç gerek yok. Bu tarz müdahaleler, baskıyla gelen müdahaleler hem iki ülkenin arasındaki ilişkileri koparır, bu sertleşmeler iki ülkenin de ekonomisine zarar verir. Sadece Japon ekonomisine değil, bize de zarar verir. En doğrusu bunu Japonlarla anlaşarak çözmek dediler ve Japonlarla uzlaştılar. Neden kızmıştı Clinton? Clinton'ın yanındaki bazı iktisatçılar demişlerdi ki Clinton'a, aman demişlerdi, dikkat Sayın Başkan, Japonya parasının değerini bu kadar çok düşürürse bizim pazarımızı, yani Amerika Birleşik Devletleri iç piyasasını, bilhassa otomobil sektöründe perişan eder dediler. Aslında nitekim de öyle oldu yani. Japonlar o hem ucuz hem
tasarruflu otomobilleriyle Amerikalıların gönüllerine taht kurdular. Ben de bir zamanlar yaklaşık 8 sene kadar, 8-9 sene kadar hatta bir Amerikan arabası sahibiydim. Bir Amerikan arabası kullandım. Dev gibi bir Amerikan arabasıydı. Şillerli Yıllarım isimli kitabımın içinde o araba otomobille fotoğraflarımız vardı çocuklarımla beraber. Grand Le Mans, evet Grand Le Mans. Büyük bir Pontiac. Dev gibi bir Pontiac. Amerikalılar öyle arabaları biliyorlardı. Öyle arabalar seviyorlardı. Ama Japonlar Amerikan pazarına hem paraların değerini düşürüp haliyle otomobillerinin de fiyatını düşürerek ve bir de elektronik eşyalarla girmişlerdi. Yani canlarım, bir ülkenin parasının değerini rezerv paralar karşısında düşürmesi ihracat imkanını arttırır. Bana göre de arttırır. Diyelim ki arttırmadım ama herhalde şunu kabul edeceklerdir. Bir ülkenin ulusal parasının değerini düşük tutması ihracatını arttırmasa bile ithalatını düşürür. Çünkü bir ülke parasının değerini sadece ihracat gelirlerini arttırmak için yüksek tutmaz. Aynı zamanda sürekli cari açık veren bir ülke ise ve parası çok değerli olduğu için ithalatçıları dışarıdan mal getirmeye tahrik ediyor ise bunun tersi yaparlar o zaman. Yani ihracat artmasa bile derler, en azından ithalatı keseriz, caydırırız. Peki bunu AKP hükümetleri yapar mı? Yapmadı. Ama çok kızdığımız, çok öfkelendiğimiz Berat Albayrak bunu yapmayı çok istedi ve ben, beni izleyenler hatırlayacaksınız, ben Berat Albayrak o sisteme döndüğünde kendisine destek vermiştim. Yalan yok. Hatta kimindeniz bana çok kızdınız. Dede ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Ya bu adamı mı savunuyorsun? Ben de demiştim ki hayır, ben onu savunmuyorum. Ben şu anda yaptıklarını savunuyorum. Yani Berat Albayrak döviz üzerine baskı kurmayarak doğruyu yapmıştı ama Recep Tayyip Erdoğan'ın kim kafasına girdi, nasıl girdi bilmiyorum. Hatırlayın. Aman ha, sakın, bir de bu arada söyleyeyim. O 128 milyar doları satan damat değildir. Hiç bana kimse damat sattı demesin, inanmam. Damat satsaydı herhalde o dolar Türk lira karşısında o kadar yüksek değer kazanmaz. Neyse. Yani Berat Albayrak bir ara ben bu dolar molar konularını bıraktım deyişi doğruydu. Ben de bırakın demiştim, müdahale etmeyin, doğru yapıyor. Bırakın dolar gideceği yere kadar gitsin demiştim. Keşke devam etseydi. Olmadı. Devam ettiremediler. Neyse. Geçeyim oralarını. Ama Erdoğan damadını dinlemedi. Canlarım benim. Söylemek istediğim şu. Bir an için dediğim gibi iktisatçı dostlarımız haklı olsalar bile, yani bir ülke parasının, ulusal parasının değerinin düşük olması ihracatı artırmasa bile ithalatı düşüreceği için ülke çok büyük avantaj sağlayacaktır. Bakınız, Berat Albayrak'ın son dönemlerinde zannediyorum ya da birkaç döneminde, o benim dediğim politikaları uygulandığı dönemde cari fazla verdik. Açın girin bakın arşivlere. Evet, cari fazla verdik. Bizim ülkemiz cari fazla vermeden düzlüğe çıkamaz. Böyle sürekli borç buldum, dövizin üstünde baskı yaptım. Aman Merkez Bankası sadece enflasyonla mücadele etsin. Yok böyle bir şey canlarım. Bir Merkez Bankası sadece enflasyonla mücadele ederek hiçbir yere varamaz. Varamaz, varamıyor işte, biz de görüyorsunuz, varılamıyor. Bunlar yanlış kafalar, bunlar eskimiş zihniyetler. Bu zihniyetlerden Türkiye Cumhuriyeti kurtulmalı. O nedenle diyorum ki önümüzdeki süreçte ne yaparlarsa yapsınlar, kim ne yaparsa yapsın, Recep Tayyip Erdoğan istediği tedbiri almaya çalışsın, İsterse faizler %30'a çıksın, ya bir şey değişmeyecektir. Faizler %30'a çıktığı zaman zaten üretim duracaktır, yatırım iyice duracaktır. Bu sefer ne olacak? İç tüketim haliyle duracağı için devletin vergi gelirleri de azalacak. Ve bu sefer de durgunluk anında hem durgunluk yaşayacağız ama hem de fiyat artışlarına tanık olacağız. O nedenle diyorum ki Türkiye'yi yönetenlerin yapması gereken bir tek şey var. Doların üzerinden ellerini çeksinler. Artık Türk lirasına dopamin hormonu şırınga etmekten vazgeçsinler.
Ya bırakın kardeşim ya. Ya bırakın şu Türk lira dolar arasındaki ilişki nereye gidecekse gitsin. Bir rahatlayalım, bir oh diyelim, önümüze bakalım ya. Oh. Değil mi canlarım? Bu benim naçizane görüşüm. Benim gibi düşünmeyenlere de sevgi dolu saygılarımı sunarım. Tabii görüşlerimiz tartışacak, doğruyu bulacağız. Hepinizi sevgiyle gözlerinizden öperim, canlarım benim. Hoşça kalın.